Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Sivas katmeri tarifiyle sizlere geldim. Normalinde bu tarifi videolu hazırlamayacaktım arkadaşlar. Daha sonrasında karar verdim. Sizler için de tarifimi hazırladım. Sivas katmeri mayasız bir hamurdan yapılıyor arkadaşlar. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz. Ben 1 kilo undan sizlere tarifi vereceğim. Sizler dilerseniz azaltıp çoğaltabilirsiniz. 1 kilo un, yaklaşık 250 milim bardak ile 2,5-3 bardağa yakın süt, silme 1 yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker, ara katlarını yağlamak için de tereyağı ve sıvı yağ lazım. Bu hamurun tamamını ben Sivas katmerinde kullanmadım arkadaşlar. Daha sonrasında lavaş ekmek yaptım. Hamurumuzu yoğuruyoruz ve yarım saat dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra bu hamurumuzdan portakal büyüklüğünde 4 tane beze yapıyorum. Dediğim gibi geri kalan hamuru ben lavaş ekmek yaptım. Mayasız lavaş ekmeği yaptım. 4 tane beze yaptım ve elde etmiş olduğum bu 4 bezeden 2 tane katmer elde ettim. Evet, bezelerimi yaptıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenmiş bezelerim bu şekilde daha çabuk açılacaktı. Büyükçe bol açıyorum un yardımı ile. Arada tereyağını tavaya alalım. Sıvı yağ ile birlikte eritelim. Kızdırmayalım. Sadece eritelim arkadaşlar. Onu da bir kenarda bırakalım. Evet. Büyükçe açmış olduğumuz yufkayı fırça yardımı ile her yerine gelecek şekilde elde etmiş olduğumuz bu yağ karışımını sürelim. Yufkamızın her yerini bu şekilde yağladıktan sonra kenarlarını içe doğru katlayalım ve katladığımız her hamuru tekrardan yağlayacağız arkadaşlar. Yağsız bir kenar bırakmayacağız. Katladıktan sonra da aynen gördüğünüz gibi bu şekilde yağlıyoruz. Daha sonra tekrar katlayacağız. Yine yağlayacağız ve bir kenara bırakacağız. İkinci bezemizi de aynı şekilde un yardımı ile merdane ile büyükçe bol açıyoruz. Açmış olduğumuz yufkamızı yağlıyoruz fırça yardımı ile. Ve daha önceden katlamış olduğumuz bezemizi içerisine koyuyoruz ve tekrardan bu şekilde kapatıyoruz zarf şeklinde ve kapattığımız her bölümü yağlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi katladığımız her katmeri yağlıyoruz ve tepsimizi alıyoruz, üzerini kapatıyoruz, dinlenmeye bırakıyoruz ve diğer ikinci ve üçüncü bezemizi de aynı şekilde açıyoruz, aynı işlemleri uyguluyoruz. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, yorum ve beğenilerinizle bana destek verirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma hala abone değilseniz, hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Börekler, tatlılar, yemek tarifleri istiyorsanız, ayrıca farklı tarifler, menüler istiyorsanız paylaştığım videolarıma bir göz atmanızı tavsiye ederim. Açmış olduğumuz bezelerimizi bu şekilde tepsiye koydum. Üzerini kapattım. Kurumaması için dinlenmeye bıraktım. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar dinlendirelim. Daha sonra tezgaha alalım. Un serpelim ve merdane yardımı ile büyükçe boy yufka açalım. Tepsimizin boyunca yufkamızı açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra ters çeviriyoruz ve düz tarafı altta kalacak şekilde tezgaha yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi. Dikdörtgen şekilde üst üstüne koyup katlayalım ve tepsimizi alalım.
Aynı şekilde ikinci bezimizi açalım. Yağlı kağıt koyulmuş fırın tepsimizi alalım arkadaşlar. Bu şekilde. Daha sonra keskin bir bıçak yardımıyla verev şeklinde çizikler atalım. Partnerlerimizi her yerine gelecek şekilde yumurta sarısı sürelim. Aynı zamanda fırını önceden ısıtalım 200 derecede. 200 derece önceden ısınmış fırında yaklaşık yarım saat alt ve üstü kızarana kadar, altın renk alana kadar katmerlerimizi pişirelim. Korona yüzünden karantina bir hayat yaşıyoruz şu sıralarda. Dünya olarak evlerimizden mümkün olduğunca çıkmamaya özen gösteriyoruz. Mecbur olmadığı sürece. Ekmeğimizi de kendimiz yapabiliriz. Gördüğünüz gibi farklı tarifler deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basarak ve yorumlarınızla lütfen kanalımda kendinizi gösterin ve beni yalnız bırakmayın. Denediğiniz tariflerde yorum kısmına yazarsanız yapacak olan arkadaşlara fikir vermiş olursunuz. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.